9,5 milyon başvuruya göre en az 40 milyar, 50 milyar lira bir para toplanması lazım. Ama 14 milyar çok az. Demek ki hala yani vatandaş tam anlamıyla inanmamış yani faydalanabileceğine, gerçekten faydalanabileceğine. Başvuruyu yapmış her ihtimale karşı veya bekliyor. Ödemeyle ilgili kolaylık bekliyor yani. Çünkü ciddi rakamlar yani daire başına yapı kayıt belgesi için 4-5 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Yerine göre değişiyor yani. 4 bin lirayla 6-7 bin lira arasında değişiyor bu rakam. Vatandaşın ödeme gücü çok fazla bu anlamda yok yani. Ödemeyle ilgili kolaylık bekliyor yani vatandaş. Ödeme kolaylığı olsa yasaya destek artacak yani. Biz mesela böyle ciddi anlamda bazı yerler için fırsat yani bu imar barışı. Onlara telkinlerde bulunuyoruz ki kaçırmayın yani bu yasayı. Çünkü adam imar planı değişmiş. Binası kaçak. Tapu alamıyor, tapusu yok. Abonelik alamıyor, ceza yemiş. Yasadan ödeyeceği kadar ceza yemiş yani. Fakat zaten ceza ödeyemiyor vatandaş. Bu sefer imar barışından da faydalandığında bu rakamı ödeyecek bütçesi yok. Bunlar bile, yani bizim bir iki projede böyle destek verdiğimiz yer var. Bunlar bile imar barışını anladılar, imar barışına güvendiler ve faydalandılar bu imar barışından. O parayı buldular yani, cezaya para ödemediler, geldiler imar barışının parasını ödediler, yasadan faydalanmak istiyorlar. Yani bu anlamda vatandaşın ödeme gücünü artıracak konularda destek olursa imar barışında vatandaş destek verecek yani yasaya. Bence şöyle birkaç hususta yani mesela hazine arazilerine işte yapılan yapılar hususunda bazı işte belirsizlikler ortadan kaldırılırsa nasıl olacağı, ne olacağı. Bir de bazı gene mevcut ruhsat iskanlı yapılarda, yani yasayla ilgili genel olarak bakarsak ufak tefek eksikler var. Görüntü itibariyle bakanlık da fark ettiği eksikleri zaman zaman yayınladığı yönetmelikle düzeltiyor, değiştiriyor. Bence zaten bu tarz yasalar birazcık uygulamayla birlikte yürüdüğünde daha kolay şekillenebilecek yasalar. Kentsel dönüşüm gibi. Onda da takım değişiklikler olmuştu. İmar barışı yasasında da şimdi belli bir süre kat edildi yani uygulamada. Bu eksikler görülüp bunlarla ilgili düzenlemeler gelecektir. Var eksikler. Bunlarla ilgili düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum ben de. İşte hem hazine arazileriyle ilgili uygulamalar hem de mevcut ruhsat iskanlı yapılarda yapılan değişikliklerle ilgili ufak tefek hatalar, eksikler var. Bunları düzeltmek lazım yani. Yani şimdi başvuru sayısı ve ödeme rakamına bakarsak vatandaş işte ödemeyle ilgili bir sorun yaşıyor. O sebeple başvuru ve ödeme sürecinin uzaması aslında gerekli, ihtiyaçtı. Uzaması doğru olmuş yani. Yani bu noktada doğru bir karar verilmiş. Şimdi genellik aslında yasa hani çıktığında aynı şey söylemiyor ki vatandaşın kendisi beyanına göre başvuru yapabilir. Ama biz meslek erbapları olarak işte mimarlar, inşaat mühendisleri veya bu konuyla ilgilenen meslek erbaplarının bile bazı konularda muallakta olduğunu görüyoruz yani yasada işte bildirilecek yapıların niteliği hususuyla ilgili. Yani meslek erbapları bile bu işle ilgili sorun yaşarken vatandaşın bu konuya tam hakim olması çok zor. Dolayısıyla bize daha çok vatandaş geliyor. Yani kendini bu konuda donanımlı hisseden vatandaş başvuru yapıyor. Ama ona rağmen ben başvuru sahiplerinin bu konuyla ilgili hizmet veren veya danışmanlık yapan kurumlara başvurmasını tavsiye ederim. Hatta başvuruları onların eşliğinde yapmasını tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi biz bile bazı konularda muallakta kalıyoruz yani ki işte inşaatı biliyoruz yani inşaatla ilgili aktivitelerde bulunuyoruz. Ona rağmen karar veremediğimiz konular oluyor. Birkaç kişi istişare yaparak karar verdiğimiz konular oluyor. Vatandaşın bunu çözmesi onun için zor. Bize de daha çok tabii vatandaş geliyor yani. Veya emin olmayan yani kendisinden emin olmayan vatandaş geliyor.
Fakat çoğu dosyada görüyorum ki işi bildiğini düşünen vatandaş da hata yapıyor. Bu nedenle diyorum ki bilse bile vatandaş bu tarz hizmet veren bir kurumdan hizmet almasında fayda var.